merhaba sayın takipçilerimiz. Tarsus Kültür Parkı'nın yan tarafındayız hemen. Gördüğünüz üzere burası parkın olmuş olduğu yer. Narenciyelerimizle beraber şu anda Kültür Parkı'nın yan tarafındayız. Tarsuslu hanımlarımızın el emeklerini şimdi sizlerle buluşturmak istiyorum. Hadi birinci hedef modur, ikinci hedef hacıya gitmek. Engelliler yurdunda, yaşlılar yurdunda gidip böyle onlara hizmet yapabiliriz. Ay ne kadar güzel, gönlü, yüreği ne kadar güzel Tarsuslu hanımımız yani örnek teşkil ediyor. Gerçekten çok güzel. Bunların hepsi en emeğiniz. Evet. Gösterebilirsiniz. Çok tatlı. Böyle yeni doğduklarında böyle giyiyorlar ya. Çok mesela tatlı oluyorlar. Bu da bir bebek için. Yalnız ben bunun rengine bayıldım. Evet. Gece feneri gibi çok güzel duruyor. Tam böyle çok hoş. Rengarenk, cıvıl cıvıl. Evet. Çok güzel. Burada neler varmış bakalım. İçeriden bakmak isterseniz. Tamam bakalım. Gösterebiliriz yine el işlerimizi. Bak, büyük bir bayan hırkası. Değişik şey, kırk yamaya benziyor değil mi? Evet. Bu kırk yama gibi duruyor. Çok hoş duruyor. Bizzat kendim yapıyorum. Maşallah. Evet. Allah'ım yüreğinize... Burada bir bebek battaniyesi var. Onu da göstereyim. Çok güzel. Yüreğinize sağlık. Çok hoş bir açayım, hanımsınız. Evet. Allah razı olsun. Şimdi hedefimde hacca gitmek var. Allah'ım gönlünüze göre versin inşallah. Çok güzel bir battaniye. Evet. Harika. Yani el emeği göz nuru diye buna denir. Çok memnun güzel. Olduk sizin de bizi tanıttığınız için. İnşallah. Hepimizin hedefi bu. Allah rızası için Tarsus tanıtımı yapıyoruz. Evet takıları görüyoruz burada. Çok ay bak anahtar. Ay bak neler var burada. Buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Bu poşetlik. Evet. Çok tatlı bir poşetlik var burada. Böyle el yapımı şapkalarımız var. Çok güzel. Neler varmış bakalım. İçeride takılarımız var. El yapımı takılar var mı? Oo, çok güzel görünüyor. Gel bakalım. Ay harika. Şöyle bakalım. Bunların hepsi el yapımı. Burada sizleri bekliyor. Tarsus Kültür Parkı'nın hemen yan tarafında. Tarsuslu hanımlarımızın kendi el emeklerini sergiledikleri bunlar yer. Bunlar da el yapımları. Fatmacığım buraya da bakalım. Bak bunlar da el yapımı. Bu şekilde. Çok güzel görünüyor. Burada da şapkalarımız, şallarımız. Yine el yapımı atkılarımız. Maşallah ellerinize sağlık. Çok güzel. Bol bereketli satışlar diliyorum. Amin cümlemize. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Oo, bakın el yapımı oyuncaklar var. Tırtıl şöyle. Çok tatlı görünüyor. Evet organik. Bunun adı neydi? Pikachu. Pikachu. Çok tatlı. Bunun adı neydi? Sünger Bob. Sünger Bob da var. Maşallah yaratıcıymış hanımefendi. Adınız teşekkür nedir? Teşekkür ederim.
Nur Hanım, çok yaratıcısınız. Çok beğendim. Bunun adı neydi? Minyon. Minyon. Hemen gösterelim. Bakın ne buldum. Köylerimizin adını söyleyelim. Evet. Çok güzel. Böyle şanlar var burada. Yine görüyoruz. Evet. Yaratıcı. Bunu göstermek istiyorum. Çok güzel görünüyor. Bu da aynı şekilde. Aynı şekilde. Çok güzel. Maşallah. Bunlar bizim kendi el işlerimiz. Kendimiz yapıyoruz bunları. Bunlar hep bizim kendi işlerimiz. Burası bizim kendi işlerimiz. Şurayı çekelim. Şu karşıyı çekelim. Çok güzel görünüyor. Nasıl böyle ilgi var mı? Yani ilgi var da eve saygı yok. Evet. Genelde. Yani yapıyoruz ama çok pahalı. Pahalılıkla alakası yok. Biz zaten ben gözleri kaybettim. Evet. Nasıl diyeyim? Yakını ben bu kadar şey yapmıyordum ama yakını da kaybettim. Artık siyahı falan göremiyoruz ben. Mesela ben bu akşam iş yapamıyorum. Evet. Gerçekten. Gündüz dışarıda iş yapabiliyorum. Şuna bakın. Resmen bir emek yani. Çok güzel. Yapmak içimizden geliyor yapmak zaten. Hı hı. Biraz da insanlarımız emeğe saygı duysa daha iyi olur. Evet. Ben o yönden söylüyorum. Başka bir şey düşünüyorum. Mesela cüzdan da işliyoruz. Sigara olur. Çok hoş görünüyor. Evet. Harika. Ve yüzüklerimiz el işi. Onları da göstereyim. Şu an çeşitleri azaldı ama yüzüklerimiz de kendimiz yapıyoruz. Küpeler. Gösterelim. Çok güzel görünüyor. Harika duracağına inanıyorum. Evet. Böyle. Maşallah ne yaratıcı. Bizim Tarsus hanımlarımız çok yaratıcı. Hemen bakalım. Burada yine böyle örgüler var. Atkılar var. Burada. Gün işleri. Gün işi iş demek Alzheimer'dan koruyormuş. Psikolojik olarak rahatlatıyormuş. Her insanın kendine özgü bir hobisi olduğu zaman beyni dinleniyormuş ve daha kendini daha iyi hissediyormuş. Her insanın kendine göre bir uğraşı olması gerekiyor. Herkes kendini mutlu etme yollarını kendisi ayarlaması gerekiyor. Kendisi bulması gerekiyor. Bizim Tarsuslu hanımlarımız da çok üretken oldukları için kendilerince güzel bir yöntem bulmuşlar. Maşallah hiç kimse boş durmuyor. Genç yaşta herkes sürekli bir şeylerle uğraşıyor. Çok güzel, yaratıcılar. Tarsus Medeniyetler Beşi YouTube kanalımıza abone olun. Unutmuyoruz. Abone olun. Unutmuyoruz. Hoşçakalın efendim.